dibleğe yapmıştım. Böyle bir dibleğe günü. Yine güzel. Pancar güzelmiş ama Eltem göndermiş sağ olsun. Gerçekten tatlı biliyor musun pancar? Sevdim. Evet Özgür Bey, siz de bir tadına bakın da en azından beğeniniz duymak isterim. Senin kedi bugün bayağı uyudu buralarda. Şu şeye girsene hadi bak onu. Neyi? Adaletine girsene. Ne yapacağım? Şey, beni kaç bu şey böyle yatacak bu ay. Bakayım. Arabana verirse. Anacığımı da alayım dedim. Bu ikinci videomda da akşam bununla yayınlayacağım. Bu arada tam böyle şeyde Özgür gelmişti işte araba vergisi. Dedim hangi ara geldi? O da haklı. Çünkü diyor ki arabayı alırken ilkinde diyor vermişlerdi vergisini diyor. Şimdi tabii ki ister istemez dedi. Vergi yine alacaklar. Anneanneni yorma yavrum. Omuzuna yaslanma kadıncağız yatıyordu. Beni gidiyor diyerek ayağa kalktı. Ben ayağa yavrum kalktırdım dedim, seni de çekeyim ona bir şey diyeceğim. Ben uyuyordu ama ben ayağa kalktırdım onu evet, severek. Benim kuzum kuzum. Şöyle 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 yapar yapa kaldırdım onu. Ben yavrumu. Ben kaldırdım yavrum, anne. Sen daha anne. Söyleyeceğin ne varsa söyle yatma. Anne bebeğim, ben sen. Bunu sen ayağa kaldırdım. Yat. Sen kaldırmadın ki. Ah, sus da ben konuşayım. Öyle. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah'ın İnşallah hayırlı. İnşallah. Çocuk çocuk nasıl? Çocuk çocuk Allah size başladın. Anacığım biraz şey uyku hali, kusura bakmayın. Çok yormayacağım ben onu. Yavrum sen yat artık, veda edebilirsin. Seni de görsünler istedim. Kızıcığım Allah benim. Allah bela göstermesin Allah'ım. Keser her zafarat olsun. Anne, amin. Şu... Hadi yavrum sana iyi yat. Sen uyu biraz. Anne, anacığım bugün biraz çok ayaktaydı. Anne şunu eve götürebilir miyim? Ne o kızım? Hayır onu bırakıyorsun. Hayır bu benim. Hayır benimkini bırakıyorsun. Benimkini de bırakıyorsun. Hayır. Evet arkadaşlar görümcemle Ertem. Biri soyulmuş kabaktan göndermiş, biri bundan göndermiş. Ayrıyeten yine pancar vardı bugün. O pancarları da dibleğe yaptım. Evde bayağı bugün dedim ya işler güçler. Bakın 5 dakikada her yer temizlenebiliyormuş yani. Bakın şöyle ben de göstereyim. Buna. Çamaşır astım yine mecbur. Özgür'ün şeylere. Şurada bakın yine aynı. Her yere ilaçladım, temizledim, telledim. Artık iş bitmiyor. Tutamıyorum. Bırakır mısın kızım? Çok ağır o. Onu bırak bebeğim haydi. Evet kuzum bugün okula gitmediği için biraz bozuldum. Çok sıkıldım hatta. Ders aslında çok da öyle hasta masa değil. İşine gelmedi. Hayır, göndermedim. Ne oldu? Böyle bu arada yine Carflex yemeye başladım sütle. Aa ben de seviyorum. Hayır onu. Ondan değil o başka. Senin sevdiğin başka bu hayır. Diyet. Hayır diyete senin işin hayır, yok. Hayır ben onlardan yiyorum. Hayır ki. Ondan yemeyeceksin. Sana alacağımız başka olacak. Nesquik alacağız. Böyle ben böyle Nesquik. Hayır bundan yok. O bir senin kilon sen? Zaten zayıftan ölüyorsun. Senin ona bir ihtiyacın kere. Yok. Orada pilavın yenmemiş kızım. Bir kere yesen. Hayır. Gel buraya. Gel buraya. Orada pilavın duruyor. Bak şu tabakta pilavın duruyor. Otur. Otur şu pilavını çabuk ye. Çabuk ye. Çabuk ye. Hah. Tutacak dediği de buydu. Bana bunu almış. Diyor ki bunu da kullanabilirsin diyor. Burada tutacak olur. Tamam susar mısın canım? Gel buraya. Gel yemeğini ye. Çabuk ye. Çabuk. Çabuk ye. Ben tabii yine dizimi açtım. Şöyle göstereyim. Şöyle sesini de kıstım ki İstanbullu gelini izleyecektim. Evet. Anne bir şey diyeceğim. Annem bizim evden ayrılıyormuş. Ayrılır tabii. Evet. İstanbullu gelini hep tekrarını izliyorum ya. Evet. Güzel film. Evet arkadaşlar. Evet bu arada çok şanslıyım. Zayide ablam da var bir tane. Zayide şun benim. O da bana maydanozla yine marul verdi. Sağ olsunlar. Köyde olanların her şeylerini Allah razı olsun. Ertem, görümcem gönderiyorlar yani. Onlar yapıyor. Bana da gönderiyorlar. Öyle işte bugün yine bir koşuşturma, bir yorgunluk. Kısa bir video atayım dedim. En azından böleyim de dedim. Akşam da tekrarını atarım diyerek. Kuzucuğuma da bugün dediğim gibi kızmıştım biraz ama şu an iyiyiz. Okula çünkü dediğim beni dinlemedi. Hiç dinlemedi hatta. Gitmek istemedi. Ama yarın artık böyle bir şey yok. Gidecek.
okuluna gidecek. İşte yarın Özgür yine işe başlıyor. Ben erken gideceğim. Hatta mümkünse daha erken gidip açmayı düşünüyorum. O da çünkü işine biraz daha iyi gitsin. En azından ben gidip açıp gelebilirim bir daha veya kazanı Emine'ye göstermem lazım aslında. Belli bir saatte açsa ben de o saat suyun kaynadığında orada olabilirim. Kesinlikle olabilirim. Daha iyi olur en azından. Zaten kış vakti sabah sabah o kadar kişi gelmiyor. Gelirse de Emine de var yukarıda. En azından ben gelene kadar destek olabilir, bir şeyler yapabilir. Ay bugün evet şu gözümün altına bakıyorum da şu anda çok böyle bir yorgun sanki. Dün gecenin herhalde beni çok hırpaladı o baş ağrısı şu bu. Ama yarın işte randevu aldım. Dahiliyeye gideceğim. Hepsine baktıracağım. Şimdi özel bir sigorta yaptırdım dedim ya. Sağlık sigortasını kızıma ve kendime daha uygun olduğu için. Yani 15 giriş parası falan. 15 liraymış çünkü çok uygun dediler. Her türlü tahliline şunu bunu yaptırabiliyorsun. Çünkü normalde özele gitmek benim için bir külfet yani. 300 TL'yi vermek düşünemiyorum. Verdik 1800'ü ama bir yıl boyunca gidebileceğiz. Tabii kuzucuğuma da alacağım o randevuyu. Kuzumu da götüreceğim. Çünkü ayağım biraz bazen okula giderken ayak yavrum ağrıyor. Neden ağrıyor biliyor musun? Boyun dozuyor senin de ondan bir. Hayır bazen kuş yazken. Hep ayaktasın. Hayır bak. Hayır yazken okula giderken bazen topuğum ağrıyor. Topuk ağrır kızım. Topuk da normaldir yani. Hopluya zıplaya 5 dakika oturuyorum diye sorsanız. Hayır ben zıplamıyorum ki. Hiç oturuyor musun? Şu an bile oturmuyorsun. Hatırlıyor musun? Kaça ben kadar ayaktasın? Onda kendim tamam, uyuyordum. Tamam aşkım ben bir konuşayım. Ondan sonra sen konuşursun. Sonra işte dahiliyede bütün kan tahliliyle tam kan alacağım. Vitaminsizlik de olabilir diye düşünüyorum. Böyle bir uyku halim fazla. Ondan sonracığıma kansızlık bir doktorum demişti zaten bunu. Ama ilaç vermemişti. Belki daha da arttı diye düşünüyorum. Kolesterol olarak artmıştır diye korkuyorum. Çünkü kilo alışı olunca ister istemez artış oluyor. Ve nefes almakta gerçekten diyor mu yatarken falan zorlanıyorum. Bana fazla kilo hiç iyi gelmiyor. 70 kilo diyorum. 70 kilo olmuşum yani. Bugün hiç ekmek yemedim. Sabah sadece kahvaltımı yaptım ekmeksiz. Öğlende de bir kafileks yedim. Şimdi bir daha yine kafileks yiyeceğim. Kafileks mi yiyeceğim? O kadar. Ben sadece babaannem diye. Hiçbir şey yaramıyorum. Onun peşinden de sabah zaten 9'dan sonra arkadaşım da demişti bana. Şekerine falan baktıracaksın. Her şeyine baktıracağım çünkü. Anne beni bak. Benim şeyimi de baktır. Ne? Tamam. Neden sonra seni de götüreceğim. Diye. Evet seni de götüreceğim. Hepsi bakılacak. Oy. Onun peşinden de diyorum ya rahat bir şekilde inşallah güzel tahlillerini alırım da. Daha hangisine gitmem gerekiyorsa uygunken gideceğim açıkçası. Çünkü bu fiyata her zaman gidemem şahsen. 300-300 verecek durumum yok. Bir sene boyunca neye ihtiyacım varsa hepsine gitmek istiyorum. Allah'ın izniyle. Sizler de yaptırdınız mı? Bilmiyorum. Benim çevremde şu anda yaptıran çok gerçekten. Ama tabii önce normal sigortalı olmalısınız. Sonra o indirim oluyor. Yalnız bu seneye herhalde 11'e kadar çıkacakmış. 11 milyon mu dediler? Biz şu an indirimde ama 5'ten aşağı olmaz diyorlardı. Dedim ki neyse ben bir sene yararlanayım da seneye Allah kerim. Artık gerisine bakarız. Çocuğumu da rahat yine götüreyim. En azından neyimiz var neyimiz yok. Rahat bir şekilde para derdi olmadan çıkalım işin içinden. Öyle işte iyi olacak. 9.30'a aldım randevu. Aşkine gitmeyi düşünüyorum en azından. Bakalım. Açlık hissetmedim ama ben bugün. Hiç açlık hissetmedim arkadaşlar. Normalde de diyetisyene giderken de biliyorsunuz. Hatta söylemişimdir hiç. 3 ay boyunca ekmek yemedim ben. Aslında diyorum ki bu ekmeği yemesen yemeyebiliyorsun. Neden diyorum kendimi alıştırıyorum. Ekmeksiz sanki böyle doymuyormuş hissi. Sizlerde de oluyor mu bilmiyorum ama onu ben genelde yaşıyorum arkadaşlar. Doymuyorum sanki böyle bir. Kızım devirirsin. Devirmiyor ki sen koymuştun ya. Ona yine can sıkılıyor şu anda da ne yaptığını bilmiyor. Kızcağızım oturur musun aşkım? Hadi bebeğim otur. Hemen de eve geldim. Hazır ödül ne varsa 2 dakikada hallettim. Gözümde büyümüş doysa. Ama hiç insan bir başlayınca geri hepsini yapıyormuş yani. Hiç gereği yokmuş. Her tarafı bir anda toparladım. Ay bu arada değiştirmek istediğim bir şey vardı. Onu bak şimdi gördüm.
duruyor. Hediye gelmişti. Bana değiştirmek istiyordum. Ben unutuyorum. Unutkanım. Zamanı geçmedi inşallah. Geçmediyse gider bakarım artık. Nerede? Bana göre değiştiririm. Dün akşam da Necla ablamla çok güzeldi. Bir saniye kızım. Necla ablamla hediyeleri gösterdim ama misafirlerimiz çekim istemedi. Diyorum ya amcamın geliniyle kızları gelmişti. İstemeyecek. Ben kimseyi zorlamıyorum zaten. Çünkü istemiyor çıkmayı. Saygı duyarım kesinlikle. Ben de çekim yapmadım açıkçası. Öyle işte. Bu akşam da bakalım. Sercan'ım da geldi. Spora gidecekti. İş yerine geldi. Uğrayabilirsen bize gel dedim. Yeni bir film varmış. Yılbaşı filmi? Gecesi filmi varmış. Güzel komedi de gelecek. Aa! O komediyi açarım gelince yes. De. Allah izin verirse komediyi de açacak. Ben komedileri çok seviyorum. En çok da yılbaşı. Mümkün uyumasa da daha çok seviyor her şeyi. Zorla yatırıyorum şu aralar. Uyumak istemi tacını da takmış. Ama güzel kraliçem benim. Prenses. Pembe kasak. Ben kraliçe olayım sen prenses ol. Evet. Öyle anlaşalım. Pembe kasakla güzel durmamış mı ya? Tabii. Sen zaten güzelsin aşkım. Sen her zaman güzelsin. Keşke anne baba. Saçlarımı kestirmeseydi. Niye? Uzamıyor değil mi? Uzuyor. Gayet iyisin. Uzamıyor. Ya. Nesi var? Uzamıyor. Yavrum senin saçını bir zamanda aslında bebeklik saçların hala o. Biz onu hiç kestirmedik doğru dürüst. Onun yüzünden de seyrek oluyor. Aslında kazıtmamız da gerekiyordu. Önceden şuralarına, ay çocukken Allah'ım göstermesin, bebekken prematüre doğduğu için tabii ki serumlar da baştan atılıyordu. Buraları kazıdıkları saçları biraz daha gür. Ama iyi yani. Bize çekmemiş yalnız bu kesin. Bizim kendi babanız tarafında da saçlar maşallah. Bizde de öyle. Ama bundaki seyrek. Olsun. Sağlığın yerinde olsun aşkım. Gerisi teferruat aşkım. Yeter ki sen iyi ol anne gülü. Bugün hiç sesimi çıkarmadı kızdığım için. Hiç sesini camdan da bağıramadı anneanne diye. Sadece benden tost istedi. Evde zaten veriyorlar. Pasta da verdim kuzumcuğuma. Nurcan teyzesi getirmişti. Ben de kuzuma verdim. Kimin doğum gününde? Emre teyzesiydi. Nurcan teyzenin eşi, eşinin doğum günüymüş. Sağ olsun da getirmiş. Sana verdi. Ben de sana verdim. Getirdim yukarıya. Emre teyzenle ye dedim. Annem de çok seviyor da korkuyorum şeker hastası ya. Ben böyle ona demiştim. Bir şeyleri yerken gerçekten çok korkuyorum. Teyzem ona çok fazla koymuştu. Ben demiştim ki ama ona şeker hastalığı var demiştim. Olsun, önemli değil demiştim. Ama sınırda çıktı. Şu anda şey çıktı. Yani düşük. Şekerini baktırıyor annem rutin gerçekten. Bu tür şeye çok dikkat ediyor. Kara yüzüm yüz sürmüş gibi görüküyorum ya. Bugün istedim ki hani ikiye böldüm ki videoyu biraz sohbet bazında olsun. Birazını da dedim hani aslında markete girdiğimde çekeyim dedim ama ben de biraz çekinme var. Hala şeyim markette neyi çekiyorsunuz sorarlar fiyat araştırmasına geliyormuşum gibi zannederler diye korkuma baba. Bir şey de diyemiyorum. O yüzden en azından öylece bakalım Allah'ın izniyle bir şeyler düzelecek değil mi kuzucuk? Kızımla beraberdim çekimimizi yaparız. Geldik ne evimize. Ne zaman Ankara'ya gideceğiz? Ankara ne zaman? Ankara gidecektik ya. Hayır İstanbul'da o. Ankara evet. Değildi. O bakalım kızım o daha yazı belli değil şu anda. İstanbul'u ben gidemedik Ankara'yla... Gidemedik ya ben kızımı doktora götürecektim bunu soruyor bana. İstanbul'u Ankara'yla karıştırıyor. Ankara'da çok güzel. O da çok ayrı bir güzel. İstanbul'da güzel ama. İstanbul'da tabii kalmaya gider misiniz deseler. Çok bak Göktuğ İstanbul'da kalamam. Mı? Göktuğ İstanbul'da annesinin yanında. Yani İstanbul bizim gideceğimiz yer mi? Hı. Onun evine de uğrarız ben. O yaza gelir buraya. Uğrayamayız. O yaza yanımıza gelir kızım. Tatilde babasının yanında ya o. Tatilde burada olur. Bak, babasıyla bak, beraber. Bak bak. Babası nerede? Gelir. Babası burada değil mi Sercan? Aa, Sercan abinin ya. Babası kuzucuğum. Benim çocuğum da ne yapsın? Özlüyor işte. Beraber görüşüyordu. Göktuğ'u da çok ayrı sever. Tanem. Serra ile zaten dün akşam oynadılar. Küçüğü kele bir tatlı bir tatlı. 5 dakika oturmuyor. Bir oraya bir oraya bir oraya bir oraya. Kucağıma atıyor gördünüz. Bir de. Ayağıma vuruyor kucağıma atıyor. O kadar tombiş ki. Nasıl diyeyim size? Çocuğu oturtmak mümkün değil yani. Kesinlikle mümkün değil. Az önceden beri kucağıma otur diye yalvalıyorum. Şöyle şöyle yapıyorum. Böyle böyle yapıyor. Gelmiyor.
eskiden yine gelip kendini seviyor. Bunu yine seviyor. Onun çocuk olduğunu biliyor da. Bize gelince de bunlar büyük diyor herhalde. Bizimle pek böyle şey yok. Aa şuna bak yeni bir poster Kutucuğum, çıkmış. Kutucuğum ayak sokma oradan çıkar orası. Poster çıkmış yine. Evet çıkar. Öyle işte arkadaşlar. Bizler biraz sohbet edelim dedik. Günümüze güzel şükürler olsun. Ha bu arada amorti vurmadı diyorum da. En azından vurmuş. Bizimki anlayamamış biletten. Sonu 2 olana vurmuş. Öyle dedi arkadaşım. Bakacağım şimdi. Benimkinin sonu 2'ydi en azından. Kendini kurtarmış. Çok sevindim. Sanki böyle büyük bir parayı kazanmış kadar oldum yani. Kendi paramı aldım ya geriye. Keşke parayı kazansak. Ay canımsın. Bu arada Ümran teyzen sana açlık göndermiş. Teşekkür eder misin buradan? Ama bankaya. Buraya değil. Hı. Tamam mı? Senin hesabın var diye o açtı. Allah razı olsun. Benim hesabım mı vardı? O zaman bulancaya götürseydiler ya. Bulancaktan benim bankadan paramı alıp girasun şeyini gönderseydiler. Senin bulancakta bir ne paran var ki? Bulancakta 20 tane kumbaram var içi dolu. 20 taneymiş bak 20 lirası var o çocuğumun 1 liralı 1 liralı. Hayır. Nasıl 20 oluyor? Tane kumbaram var ya hepsini biriktirdim. Ay, eski aylar birikmişti hepsini gönderdik bankaya. Şu an 102 kesin tane öyledir, vardır. Kesin öyledir. Senin hesabını ben hiçbir zaman görmedim. Bahsediliyor mu? Ben o zaman bir şey görüyorum. Neyse yavrum. Önemli olan sağlık. Allah razı olsun. Tekrar İmran teyzeciğime buradan çok çok teşekkür ediyorum. İmran mı olan? Her zaman düşündü. Allah İmran razı olan mı? Sağlık uzun ömürler olsun. Hangi İmran? İmran teyzen anneannen sayılır. Tamam bebeğim? Senin anneannen sayılır. Ben onun kızıyım. Sen de torun. Tamam bir tane? Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri kocaman öpüyorum. İyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Beni desteklemeyi, beğenmeyi, yorumlarınızı unutmayın. Çok seviyorum sizleri. Kendinize çok iyi bakın.